Yoğurtlu kabaklı köfte için gerekli malzemeler. 2 su bardağı yarma ya da ince bulgur, 1 su bardağı mercimek, 3 adet kabak, yarım kilogram süzme yoğurt, yarım kilogram normal yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 5-6 diş sarımsak. Sos için tereyağı, nane, pul biber. Kabaklarımızın kabuklarını bıçakla kazımaya başlıyoruz. Kabaklarımızı ilk olarak boyuna dilimliyoruz. Kızartma için tavamıza zeytinyağı koyuyoruz. Tavaya aldığımız kabaklarımızı zeytinyağında çevirmeye başlıyoruz. Köftelerimiz için bir tencere çıkarıyor Berat Hanım. Köftelerimizi koyacağımız suyu hazırlıyoruz değil mi? Evet. Berat Hanım yoğurma işlemi için tuzlu ılık su hazırlıyor. Berat Hanım kızarmakta olan kabakları kontrol ediyor. Bence biraz daha olsun. Kabakların altını kısan Berat Hanım köftelerin hazırlığı için mutfak masasına dönüyor. Nohut büyüklüğündeki çimdik köftelerimiz tabakta yerini almaya başlıyor. Nursel köfteleri yapmaya devam ederken Berat Hanım da kabakları kontrol ediyor. Evet, bence oldu. İçi yumuşayarak istenen kıvama gelen kabakları kağıt havlu üzerine çıkarıyoruz. Kabakları bir kenara alıp ocağın altını kapatan Berat Hanım mutfak masasına geri dönüyor. Köftelerimizi sıcak suda haşlanmaya alıyoruz. Berat Hanım buzdolabından yemeğimizin yoğurt ve sarımsağını çıkarıyor. Nursel sarımsakları ezmeye devam ediyor. Bu da süzme yoğurt galiba. Tepelim olsun çünkü şey bol yoğurtla güzel oluyor. Süzme yoğurt. Ha, karıştırıyoruz normal ev yoğurduyla. Tamam. 5-6 tane sarımsak koyduk. Bol sarımsaklı. Zevke göre değişen bir şey o. Evet. Hani isterse sarımsaklısı sevenler de sarımsak koymayabilir. Aynen öyle. Bir tutam tuz ilave ettiğimiz yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Berat Hanım haşlanmakta olan köftelerimizi ocağın daha büyük bir gözüne alıyor. Bu arada mercimeğimizi de önceden haşlamıştık. Onu da çıkaralım dolaptan. Nursel, Berat Hanım'ın önceden haşladığı mercimekleri buzdolabından çıkarıyor. Hem yoğurtlu kabaklı köftemizde hem de çorbamızda kullanacağımız sos için tereyağını tavaya alıyoruz. Berat Hanım son yemeğimiz olan yoğurtlu kabaklı köftenin haşlanmakta olan köftelerinin pişip pişmediğini kontrol ediyor. İçi beyazsa pişmedi. Bakın daha beyaz. Biraz tamam. Daha bir taşım daha kaynaması gerekiyor. Tamam. Yarmayla hazırlanan köftelerimizin suyunu süzüyoruz. Cam bir servis kasesine aktardığımız köftelerimizi kabaklarla karıştırıyoruz. Berat Hanım'ın önceden haşladığı mercimekleri köfte ve kabaklarımızla buluşturuyoruz. Şimdi yoğurdumuzu. Bayağı sebzesi, eti... Ekmeği içinde yani. İçinde. Doyurucu. Ve yoğurdu var evet, karşısında. Yarımşar kilo normal ve süzme yoğurtla karıştırdığımız yemeğimizi tereyağlı sosla süslüyoruz. Nefis oldu değil mi? Evet çok ha? Güzel görüntüsü. Hakikaten şey bir türlü bağlaştıramadım ben neyi ne yapacağımızı ama şu anda... Kesinlikle. Noktayı koyduk tam yaz çorbası. Yaz çorbası çok sıcak havalarda. Evet kabaklı yoğurtlu köfte adı ama hakikaten böyle kaşık yenilecek. Bunu buzdolabına koyup soğuk servis. Serinletecek belki evet. İçine buz bile koyabilirsiniz. Kabaklı yoğurtlu köftemiz bitti.